Eskilerin tartışmalı hakemlerinden biriydi Selçuk Dereli. Evet. Aa, Selçuk Dereli CHP'den siyasete atıldı. Çankaya ilçe başkanı. İlçe başkanı yöneticilik yapıyor. Twitter'dan takipleşiyoruz. Bakın Bile. İlk dün zaten Meltem Cumbul'dan sonra Selçuk Dereli çok konuşuldu. Dün biz burada Meltem Cumbul'u verdik, onu yine vereceğiz ama. Hı-hı. Selçuk Dereli'nin açıklaması. Niye Selçuk Dereli'yi şimdi öne getirdik? Çünkü orada Rıdvan başlattı bu kampanyayı. Bu arada çok özür diliyorum. Şamil Bey mesaj atmış. Cevap hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Şeyde mi? Yayında mı? Evet evet. Kesinlikle. Tamam. Şey yapalım o zaman. Bir şu blogda arkadaşlar Şamil Bey'le ulaşsınlar. Tabii rejideki arkadaşlarımıza söyleyelim. Hı hı. Telefon numarasını tamam. Bana bir yazarsan ben hemen rejiye ileteyim tamam. Şu an. Bilal bugün yok çünkü. Tamam. Şimdi Selçuk Dereli ne demiş? Kampanyayı başlatan Rıdvan Dilmen olduğu için yani bir spor adamı olduğu için tabii. Ve Burak ve Arda olduğu için hepsine etiketleyerek evet. Başkanlığa hayır diyor. Bakın şu an hayırcılar bloğundayız. Hı hı. Hani burada dedik ya tarafsızız biz. Hı hı. Ya yorum yani işin yorum kısmında isteyen istediğini söyler ona söyleyecek bir şey yok. Ama içerik olarak konsept olarak tarafsızız bunu unutmayın. Şimdi gelsin Selçuk Dereli ne demiş açık ve net. Şimdi değerli izleyenler eski hakemdir Selçuk Dereli hı hı. Ve CHP'den siyasete atılmıştır. Türkiye bu başkanlık oyunuyla diyor offside'a düşürülmek isteniyor diyor. Hı hı. O da onun görüşü. Şey komik Selçuk Bey ben çok seviyorum. Çok karakterli bir adamdır onu söyleyeyim. Kendisiyle birkaç defa Telegol'e falan çıkmıştım herhalde o zamanlar. Beraber de yorum yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam tabii. Programın ismini. Fakat burada şey şu yanlışlık şu. Atatürk'e sahip çıkalım diyor. Ya Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı. Ama şimdi o dönemin şartları Atatürk, bu dönemin şartları. Hayır bu dönem aynı. O zaman da Kurtuluş Savaşı veriliyordu. Türkiye dört bir taraftan işgal altındaydı. Bugün de aynı. Aha. Bugün de aynı. Bugün de bir Kurtuluş Savaşı veriliyor. Şimdi bugün Kurtuluş Savaşı veriliyor. Bugün de acilen Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüşmesi lazım. Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı. Yani Atatürk'ünü kurtarmak istiyorsanız 1923 ayarlarına dönelim. Yani demek ki atamız kalksa bugün başkanlığa gelse ataya da karşı çıkacak bunlar. Peki senin yorumun da bu. Bakın hayırcı öyle dedi, evetçi böyle dedi. Evet. Ne güzel her şey konuşuluyor burada. Bundan mutlu olmalıyız. Ben bir paradoks yaşamış da Selçuk Bey onu söyleyeyim. O da senin ona eleştirin. Evet. O da alacaktır mesajı. Şimdi bir de Aykut Kocaman var. Fenerbahçe'nin efsane ismi. Aykut Kocaman şimdi Konya'nın hocası. Spor camiası siyasete asla gözünü kapatmıyor. Bu çok güzel. Ama Aykut Kocaman'ın açıklaması başka. Öyle mi? Ne demiş? Sporcu bulaşmasın kardeşim diyor böyle şeylere. Ne evet ne hayır diyor. Bizim diyor tribünde her kesimden seyircimiz var diyor. Hı. Aslında sanatçıların da öyle izleyicileri her kesimden. İşte sporcu, sanatçı. Spor ve sanat. O sporcu olduğu için sporculara mesajını gönderiyor ama hı. Sanatçılar dediğin gibi. Yani hı. Seni diyor işte CHP'lisi de seni seviyor, izliyor. Evet, evet. AK Partilisi de, HDP'lisi de. Vallahi MHP'lisi. Bunu sanatçı düşünecek Ömür. Meltem Cumbul'a geçelim. Dün ilk hayır yani bayraktarlık yaptı aslında baktığı zaman tweetini atan evet. Meltem Cumbul'du ünlülerden. Sanatçılardan ne yapmış görelim bir. O çünkü ondan sonra çok sayıda bakın aydınlık bir Türkiye için hayır diyor Meltem Cumbul ve 20 kaç bir büyütebilir misin Ali? 28 bin mi? 29 bine yakın ki dün gece alınmış bir ekran görüntüsüdür bu. Evet. Ve beğenisi de bayağı bir 64 bine dayanmış ki şu an daha fazla da olabilir. Daha fazla. Meltem Cumbul aydınlık bir Türkiye için hayır diyor. Bakın burada Meltem Cumbul'a da yer var bu programda. Evet. Metin Uca o da bir meslektaşımız haberci. Metin Uca ne demiş? Epeydir ortalıkta yok. Metin bir tweet atıyor. 3 futbolcunun evet tercihine saygı duyalım ama benim tercihim Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye seslenen milyonlarca Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı diyor. Metin Uca da tribünlere buradan selam çakıyor. Ama Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye yine Atatürk imzasını kullanıyor. Yine Atatürk ya Mustafa imzası bir de. Mustafa Kemal'in bu işte ne işi var abi ya? Mustafa Kemal Atatürk'ün bu işi ne işi var? Adnan Menderes'i çıkardı bu millet. Karşısına Atatürk'ü koydular. Turgut Özal'ı çıkardı, karşısına Atatürk'ü koydular. Erbakan'ı çıkardı, karşısına Atatürk'ü koydular. Erdoğan'ı çıkardı, karşısına Atatürk'ü koydular. Ya sizin koyacak bir lideriniz yok mu kardeşim? Sizin koyacak bir adamınız yok mu? Bir fikir adamınız, bir siyasetçiniz yok mu? Dönüp dolaşıp Atatürk'ü bu işlere dümen tutuyorsunuz, Atatürk'ü istismar ediyorsunuz. Anlamıyorum ki ben ya. Sizin Atatürk'ün askeri dediğiniz adamlar, Atatürk düşmanı dediğiniz adamlar Atatürk'ün meclisini kurtardılar bu ülkeyi 15 Temmuz'da ya. Ayıp ayıp ya. Ayıptır ya.
Vallahi ayıp ya. Başka bir adam çıkar. Siz çıkın kardeşim. Fatih Portakal çıksın siyaset yapsın. Sen siyaset yap. Tuncay Özkan şu an siyaset yapıyor. Çıkarın adam, çıkarın adam. Adam çıkarın. Allah Allah. Şamil ben Tayyar, de buna tutuluyorum ya. Proje üretemiyorlar. Ya ne proje üretmesi kardeşim? Bunların ne proje? Bu, bak bunlar ayak bağıdır. Bak bu CHP zihniyeti, tamam mı kardeşim? Bu ülkenin gelişmesine, büyümesine, özgürlüğüne, bağımsızlığına darbe vuran, sekte vurmaktan, takoz olmaktan başka bir işe yaramaz. Bunların işi layıklık elden gidiyor, layıklık gel. Bana ne millet, 80 senedir acından öldü millet bu ülkede ya. Sağ sol çatışmaları, darbeler, marbeler, başbakan asıldı. 16 yaşında çocukları 18 yaşında dediler. Bir günde yalandan karar çıkartıp idam ettiler. 1925 Şalcı Bacı altı altında başörtüsü kanununa karşı çıkıp başörtüsü sattığı için kadınları idam ettiler. Kastamonu'yu bombaladılar, Rize'yi bombaladılar. Bırakın bu işleri ya. Laiklik, laiklik. Yeter artık milleti laiklik, laiklik. Millet ne istiyorsa laiklikle kalkar. Bu nedir bu laiklik ya? Bir kez olsun milletin refahını düşünmediler. Bir kez olsun milletin ferahını düşünmediler. Atatürk düşmanı bunlar. Bak, Atatürk'ü paradan çıkaran bunlar. Atatürk'ü puldan çıkaran bunlar. Atatürk'ün resimlerini Türkiye'den kaldıran bunlar. Atatürk'ün naaşını dahi anafartalar mıydı? Anafartalar mezarlığında öyle etnografya müzesine getirip koyan da bunlar. O küfür ettikleri, idam ettikleri Adnan Menderes olmasa Anıtkabir'e de getirip koymayacaklar bunlar ya. Ne diyor Allah aşkına ya? Mesele Atatürk meselesi değil ki. Mesele bağımsızlık meselesi. Büyük Türkiye meselesi. Dönüp dolaşıp Atatürk'ün askeri. Bırakın bu işleri artık ya. Vallahi ayıp ya. Allah Ege, Allah. Şimdi buradan tribünlere Metin Hoca'nın pas attığını görüyoruz. Ya ne tribün, tribünde bir sürü de kardeşim, tribünde bir sürü AK Partili var. Şimdi bir saniye. Bırakın bu işleri. Tamam. Bir tamam. Ben bir, geriliyorum abi. Böyle ben gerilme, dur. Gerilme. Geriliyorum abi. Fatih Portakal geriliyor. O bitsin, ondan sonra sen gerilirsin. Peki. Bu arada sırayla. Sadece AK Partili değil biliyorsunuz, Sayın Devlet Bahçeli'nin de yönü belli oldu. Bence büyük gollerden bir tanesi de güçlü muhalefet olan Devlet Bahçeli'nin bu yönde ses çıkarmasıydı. Ha, şimdi Devlet Bahçeli Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri değil mi? Olur mu canım? En milliyetçi adamlardan bir tanesi. Devlet Bahçeli kimin askeri? Bir dakika söylesin, onu söylesin. Olur mu canım? Devlet Bahçeli'nin ırkı nedir? Onu söylesinler ya. Ayıp ayıp, buradan artık gol yemi. Ya neyse abi, boş ver. Peki ya. Çok şimdi tribünlerde sol gruplardan bir örgütlenme söz konusu. Metin Hoca'nın pasından sonra onları da gösterelim. Mesela Fenerbahçe'nin Sol Açık ismi de zaten Sol Açık adlı tribün grubu ne yaptı? Hayır anlamında. Tek yumruk Galatasaray'ın değil mi Nihat? Ne? Galatasaray'ın tek yumruk. O da bunlar tribünlerin sol grupları. Büyütelim bir. Bakın Fenerbahçe'nin Sol Açık adlı taraftar grubu Twitter'da biz de özgür, eşit ve layık bir ülke için hayır diyoruz diyor. Tamam. Tek yumruk sizde var mısınız güzel. Diyor. Tek yumruk dediği Galatasaray'ın solcu evet. taraftar grubu. Tek yumruk ne cevap vermiş? Ne o kime pas atmış? Tek yumrukta Galatasaray'ın taraftar grubu, solcu taraftar grubu. Biz de özgür, eşit ve layık bir ülke için hayır diyoruz. Beleştepe sizde var mısınız diyor. Beleştepe'de Beşiktaş'ın sol tamam. tandanslı güzel. Grubu. Beleştepe ne demiş Galatasaray'a? Böyle zincirleme gitmişler. İşte burada sert bir ifade var. Saray soytarılarının değil, Metin Oktay'ların, baba hakkıların izindeyiz. Hayır, binlerce kez hayır, tek yumruk diyor. Ya Metin Oktay, bak Metin Oktay çok önemli bir adam. Tersi işi bozmuş. Bak Metin Oktay çok önemli bir adam. Deniz Gezmiş'in idam edilmemesi için imza toplayanların toplam. Başında gelen bir adam. Evet. Bu Deniz Gezmiş'i ben mi astım? Bu Deniz Gezmiş'i Recep Tayyip Erdoğan mı astı? Deniz Gezmiş de CHP'yi astı. CHP zihniyeti astı. En çok oy onlar verdi. Ben anlamıyorum ya. Ya bunlar hem adamları öldürmekte, ölen adamların da sen söyle, sömürmekte de bunların üzerine yok ömür. Bunların üzerine yok. Nazım Hikmet en büyük zulmü bunlar yaptılar. Nazım Hikmet'i cezaevine bunlar attı. Adamı askere alacağız, idam edeceğiz diye adam kaçta gitti. Bugün yani Cumhuriyet rejimi Nazım Hikmet'in düşmanıydı. Bakıyorsun abi, bugün Nazım'ı sömürmekte bunların üstüne yok. Bunların üzerine yok. Deniz Gezmişleri sömürmekte bunların üzerine yok. Deniz'i de siz astınız ya. Ayıptır ya, ben anlamıyorum bunlar. Vallahi ben mi aptalım, beni yani bizim aklımızla mı alay ediyorlar? Anlamıyorum ki ya. Cidden anlamıyorum yani. Anlamakta da zorluk çekiyorum. Ben mi yanlış biliyoruz? Tarih mi yanlış? Anlamadım ki arkadaş. Tarihle burada alakalı sıkıntı yaşadığı... ya sen Aziz senin... Aziz Nesin'i bak, Aziz Nesin'i. Aziz Nesin'i. O zulmü yapan Aziz Nesin'in en çok illallah ettiği rejim. Aziz Nesin'in hayatı boyunca mücadele ettiği tek bir tane rejim var, Kemalizm'dir.
Aziz Nesin hayatını faşist, dikta, kemalist, askeri vesayet ve kemalist rejim ile mücadele etmeye adamış bir adamı bile en ağır cumhuriyetçi adamı sömürüyor. Ah Aziz Nesin, sen şimdi bunu demiştin Aziz Nesin ya, ben anlamıyorum. Hem öldürüyorlar, adamlara zulmediyorlar, sonra da ah işte azizler siz olsaydınız ya da böyle denizleri, metinleri, onları bunları sömürüyorlar ya. Evet, burada Fener'in sol açık grubunun mesajında bir şey yok. Galatasaray'ınkinde de yok tek yumruğun. Fakat eleştirilen bir tek nokta vardı. Beşiktaş, Beleştepe grubunun saray soytarıları ifadesi eleştirildi. Bak, bunların derdi saray değil. Atatürk de sarayda yaşadı. Atatürk de sarayda yaşadı. Bunlar ahmak. O yüzden söylüyorum, bunlar cahil. Bunlar devletini tanımıyor, milletini tanımıyor. Atatürk de sarayda yaşamadı mı? Atatürk nerede yaşıyordu arkadaşlar? Atatürk nerede yaşıyordu? Nerede yaşıyordu? Bunu bir anlat. Sevgili Ömür, Türkiye halkı bunu bilsin. Bunların derdi saray maray değil. Bunların derdi ne biliyor musun? Cumhurbaşkanlığı Türkiye'deki saraydan yönetilmesi değil. Bunların tek bir derdi var. O da Beyaz Saray'dan bu ülkenin yönetilmemesidir. Bunların derdi budur. Kimin derdi? Bu zihniyetin işte. Bugün saraya küfür eden, sarayı aşağılayan, sarayın yanında oluyorsunuz diye milleti aşağılayan bu Türkler yok mu içimizdeki? Bir dakika, Beyaz Saray'dan yönetilmesini mi istiyorlar? Tabii canım. Yönetilmemesi dedin de onu düzelt. İngiliz sarayından yönetilmemesidir bunların derdi. Bunların derdi bu. 80 sene bu ülkeyi İngiliz sarayları yönetti, Beyaz Saraylar yönetti. O yüzden bunlar saraya karşılar. Anladım. Allah Allah. Şimdi... Saray. Atatürk de sarayda yaşadı. Atatürk nerede yaşadı? Dolmabahçe. Allah Allah. Peki şimdi Atatürk'ten zaman geçiyor, gidelim söz abi. Açılmışken tamam, seni dinliyoruz Nihat. Tamam, pardon. Yani ya biz zaten çok nokta şey diyorum atıyor. Abi. Tık, tık, tık. Bunlar. Ama sen kendini söyle. Niye deliriyorum biliyor musun Ömür? Vallahi deliriyorum ya. Kızıyorum tamam, yani biraz ol. Açsınlar tarih kitabı zaten... okusunlar. Bunlar milleti evet, ahmak mı zannediyor? Oluyor. Ne zannediyor? Peki hızlanalım. Şimdi Atatürk üzerinden mesaj verenler arasında kimler var? Mesela Murat Boz, O Ses Türkiye'nin jüri üyesi değil mi? Evet. Murat Boz'un takım arkadaşı kim jüride? Gökhan. Athena Gökhan. Murat Boz o videoyu paylaşınca evetçilerle birlikte Athena Gökhan çıktı. Büyütelim bir Atatürk fotoğrafı ve üzerinde 3 tane ünlemle paylaştı. Yani benim tarafımda budur diyerek zannediyorum. Athena Gökhan'ın, yani Gökhan Özoğuz'un mesajı bu şekilde oldu. Yani açıktan bir evet hayır demektense böyle bir mesaj vermeyi tercih etti Athena Gökhan. Athena Gökhan'ın haricinde yine Atatürk'lü mesaj verenlerden biri de Gülben Ergen'di. Gülben Ergen Instagram sayfasından Atatürk'ün hem bir fotoğrafını hem de bir mesajını paylaştı. Büyütelim ve okuyalım. Gereğine inandığınız her şeyi yapınız. Atatürk'ün sözü bu. Başkaları ne derse desin, aldırış etmeyiniz, kazanırsınız. Ve o da aldırış etmeyiniz kısmını alıp sağ tarafta mesaj kısmına yazmış. Gereğine inandığınız her şeyi yapınız, başkaları ne derse desin, aldırış etmeyiniz, kazanırsınız. O da aldırış etmeyiniz diyor Gülben Ergen. Gülben Ergen çok şaşırtmıyor bizi. Mesela o sürekli zaten Atatürklü mesajlar paylaşıyor bu gibi durumlarda, biliyorsunuz. Evet. Tabii Gülben Ergen ne zaman... Ama işi işte Atatürk resmi ve Atatürk resmi olmayan profillere taşımak kötü. Yani Atatürk resmi varsa tamam, yoksa şöyle falan. İş böyle değil ki. İş bir anayasanın kabulü ya da reddi. Bu kadar. Yani işi Atatürk'ün resmi, Tayyip Erdoğan'ın resmi, bu boyuta getirmek o kadar yanlış. Ya Atatürk'ün hayır dediklerini nereden biliyorlar kardeş? O kadar yanlış. Bir dakika, bir dakika. Atatürk adına niye konuşuyor bunlar? Ben bilmiyorum. Hayır, Atatürk'ün hayır, Atatürk hayır mı dedi, gitti konuştular mı rahmetliyle? Bilmiyorum. Atam ne diyorsun, o da biz hayır mı diyoruz dedi. Bunlar Atatürk'ün fikrini nereden biliyorlar? Hayır dediğini nereden biliyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu hayır dedi diye Atatürk, yani Atatürk de hayır mı demiş oluyor? Ya Allah aşkına. Belki Atatürk bugün kalksa mezarından evet diyecek. Nereden biliyorlar? Sana başka nereden bir şey. Belki Atatürk diyecek ki ya benim FETÖ'nün evet dediği yerde, hayır dediği yerde, ABD'nin hayır dediği yerde, PKK'nın, emperyalist güçlerin hayır dediği yerde, PKK'nın hayır dediği yerde, DAEŞ'in hayır dediği yerde, DAEŞ-KPC'nin hayır dediği yerde, İngilizlerin hayır dediği yerde, Yunan'ın hayır dediği yerde, belki Atatürk diyecek ki ulan bütün benim savaştıklarımın hepsi hayır diyorsa Allah lanet gelsin bunları, ben evet diyorum diyecek belki.
Nereden biliyorsunuz siz? Kendi adınıza fetva veriyorsunuz Atatürk'e. Anlamıyorum ki arkadaş. Ya onu geç. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'ye bak Nihat. Atatürk'ün savaştığı, kanlarıyla aldığı bu Türkiye'ye pisliğinde boğul diyen bir adamın adam aynı anda Atatürk tişörtü giymesi çelişkisini bana anlat. Ya evet onu söylüyorum işte. Atatürk diyecek ama Atatürk kalksa diyecek. Atatürk resmi kurtarmıyor. Atatürk diyecek ki bak Atatürk kızım sen diyecek siz kafayı mı yediniz? Ulan ben diyecek kimle savaştım Kurtuluş Savaşı'nı? Kimle savaştım? Çanakkale'de ben size ölmeyi emrediyorum diye kime karşı verdi bu emri? İngiliz'e karşı verdi. Bakacak Atatürk. Ya sözüm ona bütün Atatürkçüler Atatürk'ün savaştığı kim varsa onlarla yan yana. Ben anlamıyorum ki arkadaş. Evet. Enteresan bir tablo var değil mi? Ya Atatürk ya ben sana söyleyeyim. Ya biz Yunanlıların denize dökülmesini büyüdük. Şimdi vallahi bunlar komik. Atatürk'ün, ulan Atatürk'ü sömüre sömüre yeter yediniz ya. Atatürk, bak ben tekrar ediyorum. Bu referandumdan sonra yeni bir Kurtuluş Savaşı'nı da bu Atatürk'ün savaştıklarının kölesi olmuş. Sözüm ona Atatürk'ü, Atatürk'ü istismar edenlere Atatürk'ü kurtarmak için verilmeli biliyor musun? Yazık. Atanın kemiklerini sızlatıyorsunuz atanızın. Atanın savaştığı kim varsa onların yanındasınız. Onlarla işbirliği içerisindesiniz. Yazıklar olsun size. Cem Yılmaz'ı görelim şimdi. Yazıklar yine olsun. Atatürk'ü kullanan bu gibi durumlarda. Yazıklar olsun. Yani kendi fikirleri derken, yok bunların ya. Ben buradayım mesajını geçtiğimiz günlerde zaten vermişti. İşin buraya geleceğini tahmin ederek. Direkt Atatürk'ün bir büyütülmüş, Atatürk'ün resminin olduğu bir pulun önünde poz vermişti Cem Yılmaz. Büyütelim bir. Ben buradayım ünlem. Evet onda da ünlem var. Athena Gökhan'da da vardı. Cem Yılmaz. Bir de tweet mesajları var. Onları da kısaca görelim Cem Yılmaz'ın da. Abi bizden misin onlardan mı temalı? Oyuncağa dönmüş sosyal medya gerginliği var ya hani. Onu diyorum bir salsak artık diyor. Yani bizden misin onlardan mısın temalı bu gerginliği öyle tanımlıyor o. Hı hı. Artık diyor bırakalım diyor bu sosyal medyada diyor. Böyle bir mesajı var. Devamında da terazimiz akıl olsa, bilim olsa, vicdan olsa az biraz da kendimizi düzeltmeye vakit harcasak vesaire. Yani gıpta edilecek, özenilecek işler yapsak diyor. Böyle bir öneride bulunmuş Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın abiyi de popüler sosyal medyada Can Yılmaz. O da kardeşi gibi ben buradayım deyip yine Atatürk'ün resminin önünde bir paylaşımda bulunmuş. Burada derhal Atatürk fotoğrafları, Atatürk resimlerinin çıktığını görüyoruz. Evet yani olayı bu boyuta taşımak, Atatürk fotoğraflarını paylaşmak başka bir şey. Siyaset yapmak başka bir şey. Kemalizmi kullanmak apayrı bir şey. Kemalizmi kullanmıyor. Kullandırmayalım evet, yani.